Herkese merhabalar arkadaşlar. Yolumuza soru zamirleriyle devam ediyoruz. Ve tüm detaylarıyla artık zamirlerin son videosu olmuş olacak canlar. Ama şunu asla unutmayın. Bu videolardan sonra zamirlerden soru kaçıracağınızı düşünmüyorum diyorum. Ve şimdi başlıyorum soru zamirlerine. Tanımı ne? İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. Yani soru sözcükleridir. Ben pratik odaklı gittiğim için ikiye ayırdım. A dedim, her zaman. Yani asıl soru zamirleri, bir de B kısmımız var. Canlar, her zaman dediğime göre o zaman bu sözcükleri gördüğünüzde sorgusuz sualsiz soru zamiridir diyeceksiniz. Sözcüğün türü olarak soru zamirleriymiş. Peki hangileri? Kim sözcüğü? Kime sözcüğü? Kimde sözcüğü? Ve kimden sözcüğü? Nereye sözcüğü? Nereyi sözcüğü? Nerede sözcüğü? Ve nereden sözcüğü? Neyi sözcüğü? Nesi sözcüğü? Ve nedir sözcüğü ki? Zaten birazdan ne sözcüğü ile ilgili özel durumlar var. Onlara değineceğim. Şimdi gelin örneklere bakalım arkadaşlar. Bu adamın neyi var? Bakın, ben neyi sözcüğüne her zaman zamir demiş miydim? Evet. Ne zamiri? Soru zamiri. Bu kadar basit. Sen nerede oturuyorsun? Nerede sözcüğü her zaman soru zamiri miydi? Evet, görüldüğü üzere burada da var. Bunları kim istedi? Kim sözcüğü her zaman soru zamiri miydi? Evet, görüldüğü üzere var. Gürkan bu parayı nereden aldı? Nereden sözcüğü? Her zaman soru zamiri miydi? Evet. Demek ki burada 4 tane buradan, 4 tane buradan 8, 11 tane sözcüğü gördüğünüzde sorgusuz sualsiz soru zamiri diyeceksiniz. Bir de taktiğimiz vardı ya, hani ek alırsa zamir, ek almazsa sıfattı. Şimdi ona odaklanıyoruz. Ne demişim? Soru sıfatlarının iyilik eki almasıyla oluşanlar. Peki hangi sözcükler bunlar? Şimdi canlar bakın. Birincisi hangi sözcüğü? İkincisi kaç sözcüğü? Üçüncüsü kaçıncı sözcüğü? Bu sözcükler ek almayıp ismin önündeyse soru sıfatı, eğer ek alırsa zamir. Gelin beraber inceleyelim. Araba sözcüğü isim, bakın hangi sözcüğü ek almadı? O zaman burada soru sıfatı. Bir aşağıya indim. Bakın hangisini ek aldı mı? Aldı. Ek aldıysa o zaman soru zamiridir. Ben ne diyordum size arkadaşlar? İsim varsa zamir yok, zamir varsa isim yok. Şimdi taktiği uyguluyorum yine. Bakın araba sözcüğünü aşağıya getiriyorum. Hangisini, arabayı aldın? Bakın mantıksız. O yüzden isim varsa zamir yok, zamir varsa isim yok. Geçiyorum kaç sözcüğüne ve kaçıncı sözcüğüne. Sen kaçıncı sıradasın? Bakın buradaki ıncı ince eki, yapım eki, bize burada iyelik eki diyor. Yani çekim eki. Sen kaçıncısın? Bakın ek aldı ve artık isim yok. O zaman zamir. Yine aynı mantık burada da var. Bu sınava kaç kişi girdi? Kişi sözcüğü isim, hop ismin önüne gelmiş soru sıfatı. Ama buraya geldim, bu sınava kaçı girdi dedim, ek aldı ve ne olmuş oldu? Soru zamiri. Demek ki o zaman hangi sözcüğü, kaç sözcüğü ve kaçıncı sözcüğü ek alırsa zamir, ek almazsa sıfat diyorum. Ve şimdi tahtayı silip ne sözcüğünün özel durumuyla yolumuza devam ediyoruz canlar. Evet arkadaşlar, dedim ya, ne sözcüğü bizim için çok önemli. Şimdi tahtaya odaklanıp yolumuza devam ediyoruz. Ne sözcüğü? Birincisi, eğer cümlede niçin anlamına geliyorsa soru zarfıdır. Tekrar ediyorum. Cümlede niçin anlamına geliyorsa soru zarfıdır. Şimdi sen ne gülüp duruyorsun demiş. Neyi çıkar? Yerine niçini getir bakalım ve cümleyi oku. Sen niçin gülüp duruyorsun? Mantıklı mı? Mantıklı. O zaman burada
zarf olmuş oldu arkadaşlar. Birinci taktik. Devam ediyorum. Diyor ki ismin önüne gelmişse ve cümlede hangi anlamına geliyorsa soru sıfatıdır. Bakalım şimdi. Ne tür kıyafetlerden hoşlanırsın? Hemen neyi çıkar? Yerine hangi sözcüğünü koy bakalım. Hangi tür kıyafetlerden hoşlanırsın? Uydu mu uydu? O zaman burada soru sıfatı olmuş oldu. Taktik bu kadar basit. Şimdi alttakine geçiyorum. Çok önemli. Ek almışsa, taktik belliydi zaten zamir olacaktı. Ve cümlede hangi, niçin anlamına gelmiyorsa soru zamiridir. Buraya odaklanıyoruz. Ali'nin kaç gündür nesi var? Ek aldı mı aldı? O zaman burada soru zamiri. Senin benim derdin nedir? Ne sözcü? Ek aldı mı aldı? Zamir. Devam ediyorum. Babası ona Almanya'dan ne almış? Hadi deniyoruz şimdi. Ek yok. Bakalım zamir mi? Sıfat mı? Zarf mı? Babası ona Almanya'dan hangi almış? Babası ona Almanya'dan niçin almış? İkisi de mantıksız. O zaman arkadaşlar ne olmuş oldu? Soru zamiri olmuş oldu. Yani hangi ve niçin anlamına gelmiyorsa da soru zamiri olmuş olur diyorum. Ve şimdi görüldüğü üzere burada çok önemli diye bir not düşmüşüm. Acaba niye önemli? Canlar, bakın iki tane soru kalıbı var. Onu söyleyeyim size. Birincisi, aşağıdaki cümlenin hangisinde soru zamiri vardır soru stili? İkincisi, aşağıdaki cümlenin hangisinde soru anlamı soru zamiriyle sağlanmıştır tarzındaki sorular? İkisi birbirinden farklı şekilde çözülecek. Neden? Eğer vardır diye soruyorsa cümlenin içinde soru zamirinin olması yeterlidir. Tekrar ediyorum. Vardır diye sorarsa cümlenin içinde soru zamirinin olması yeterlidir. Hadi bakalım şimdi. Birinci soru stili vardır. Cemal mavi ceketi nereden almış? Nereden sözcüğü var mı? Var. Nereden sözcüğü her zaman soru zamiri değil miydi? O zaman burada soru zamiri var. Bu kadar. Bu problemi ona kim çözmüş? Kim sözcüğü her zaman soru zamiri değil miydi? Evet. O zaman eşittir. Soru zamiri var. Orada hangisini gördün? Hangi sözcüğü ek aldığında soru zamiri oluyor muydu? Evet. Var mı? Var. O zaman eşittir. Bu cümleler, bu soru kalıpları bu şekilde çözülüyormuş. Varmış. İkincisi, soru anlamı soru zamiriyle sağlanmıştır diye sorarsa, bakın cümlelerde soru zamiri olsa bile mi soru edatı varsa, tekrar ediyorum, mi soru edatı varsa, bu mi, mı, mu, mü olabilir. Bu mi, misin, mısın, musun, müsün olabilir. Soru anlamı soru zamiriyle sağlanmıştır. Soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmıştır. Soru anlamı soru zarfıyla sağlanmıştır diye sorsa bile o cümlede 10 milyon tane zamir, 10 milyon tane zarf, 10 milyon tane sıfat olsa bile o cümlede bir tane mi varsa artık soru anlamı mi ile sağlanmıştır. Başka bir şey olma ihtimali yok. O yüzden bu tarz sorularda sağlanmıştır diye sorarsa mi'li şıkları direkt olarak ele, çünkü edatla sağlanmış oluyor. Mi'le sağlanmış oluyor. Bakın, onu kimden almış biliyor musun? Mi var ve soru zamiri var. Soru anlamı neyle sağlanmış şimdi? Zamirle mi sağlanmış? Edatla mı sağlanmış? Yani mi'le mi? Mi'le sağlandığı için burada soru zamiri var. Ama soru anlamı soru zamiriyle sağlanmamıştır. Bak, soru zamiri var ama soru anlamı sağlanmamış. Onu kim almış? Bakın, kim sözcüğü soru zamiri mi? Evet. Mi var mı? Yok. O zaman soru anlamı soru zamiriyle sağlanmış.
Soru zamiri var mı? Evet var. Demek ki sağlanmıştır diye sorarsa o zaman canlar ne yapıyorsunuz? Miri şıkları kafadan eriyorsunuz diyorum. Ve sözcük durumundaki zamirlerin hepsini bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda ek durumundaki zamirlerle yolumuza devam ediyoruz canlar.